Herkese merhaba arkadaşlar. Yine önemli bir boks maçını geride bıraktık. Shakur Stevenson, Cemal Herring maçı. WBO kemeri ringdeydi. Kemerin yeni sahibi Shakur Stevenson oldu. Shakur Stevenson çok iyi dövüştü. Performansı çok iyiydi. Cemal Herring'e gelirsek Cemal Herring beklentilerin çok gerisinde dövüştü. Çok az yumruk attı. Çok fazla mücadeleye girmedi, rakibiyle kırışmaya girmedi. Shakur Stevenson, Cemal Herring'i kendine uydurdu. Kendi nasıl oynamak istiyorsa oyun stilini ringde devreye soktu ve kendi oyununa alet etti Cemal Herring'i. Shakur Stevenson rakibiyle mesafe edip sol direklerini çok iyi vurdu. Alta üste özellikle de kombineleri, sol direklerden sonra sağ kroşeleri, sol kroşeleri mükemmeldi. Ve maçta çok yumruk atan Shakur Stevenson'dı. Ayakları iyiydi, mesafeyi iyi ayarladı, refleksleri güçlüydü. Güçlü reflekslere sahip, rakibinin yumruklarını çok iyi boşaldı. Kolay kolay rakibinden yumruk yemedi. Maçın ilk başından 10. rounda kadar, zaten 10. rounda hakem kararıyla maç Shakur Stevens'a verildi. 10. rounda kadar zaten hep önde olan Shakur Stevens'ındı. Çok yumruk atan, mücadele eden ve rakibi üzerinde sürekli baskı oluşturan Shakur Stevens'ındı. Genç ve yetenekli bir boksör. 16 maçın 16'sını da kazanmış, 8'ini nakavtla kazanmış bir boksör. Bu galibiyetiyle galibiyet serisini 17'ye çıkarttı. Bundan sonraki süreçte iyi işler yapacaktır. WBO kemeri şu anda Shakur Stevens'a geçti. Shakur Stevens'ı bundan sonra daha adından çok söz ettirecektir. Daha yaşı 24 yaşında ve güzel bir başarı grafiği var. Yetenekli bir boksör. Arkadaşlar, boksta düz bir yere kadar gidiyorsunuz. Bir yerden sonra bitiyorsunuz. Aynı şekilde burada Cemal Herring'i gördünüz. Düz boks yapan, sürekli bekleyen, sert yumruklar vuran bir isim normalde. Savaşçı da bir isim. Çok yumruk attığı zaman iyi işler çıkartan, dayanıklı bir boksör. Aslında savaşçı da bir boksör. Ama bu maça bence yeteri kadar hazırlanmadığı için çok fazla yumruk atamadı. Çok fazla rakibine zor anlar yaşatamadı. Daha yaşı 24 olmasına rağmen çok yumruk vuran, mücadele eden, çok isteyen Shakur Stevenson'dı. Bu şekilde maçlarda genelde iki boksörler zaten daha önceki videoda söylemiştim. Çektiğim videolarda Shakur Stevenson'da Cemal Herring'in boksu birbirlerine çok benziyor. İkisi de ters kart, ikisi de aynı stil dövüşüyor. İkisi de birbirini bekleyen aslında isim ama burada biraz daha esnek olan, biraz daha hareketli olan Shakur Stevenson'da Cemal Herring'i geçmesini bildi. Boksta her zaman şu bir gerçek arkadaşlar. Hareketli olmak zorundasınız. Boksta esneklik çok önemli. Düz boks bir yere kadar gidiyorsunuz. Sonrasında da artık iyi bir rakip çıktığı zaman tecrübe olarak size yakın veya sizden bir tık daha yetenekli çalışmış ve ringde isteyen bir rakip karşısına çıktığınızda maçı kaybediyorsunuz. Mesela Oleksandr Usyk Joshua maçında Joshua'nın düz durması, çok fazla rakibini kandırmaması, çok fazla kırışmaya girmemesi Joshua'ya da maç kaybettirdi. Aynı hatayı şimdi bu maçta Cemal Herring yaptı. Rakibini çok bekledi, kırışmaya girmedi. Ona uydu ve maçı kaybetti. Nasıl ki Anthony Joshua da Oleksandr Usyk'e uydu. Maçı kaybetti. Rakibine hiçbir zaman eğer ki rakibin senden teknikse rakibine uymayacaksın, dövüşeceksin. Kendi boksunu ringde yapacaksın. Eğer ki yapmazsan sonucu bu şekilde oluyor. Elindeki kemeri veriyorsun. Cemal Herring de kemerini kaybetmiş oldu ve 3. yenilgisini aldı. Bundan sonraki süreçte Cemal Herring'in yol haritası ne olacak? Boksa devam edecek mi? Bir sonraki rakibi kim olacak bilmiyoruz ama Shakur Stevens'a yine nakavtçı bir boksörle, iyi bir boksörle karşılaşacak. O maçında
haberini sizlere yayınlayacağız. Hangi boksörle karşılaşacağı ile ilgili birkaç boksör var şu anda ismi söz edilen. Bakalım izleyip göreceğiz. Şimdilik benim Shakur Stevenson Cemal Erik maçı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa açıklamalar kısmına düşüncenizi, yorumunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Unutmadan bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.